Bir önceki dersimizde değerli arkadaşlar ifade ettiğimiz şey neydi? Bir get enumerate ifadesinin implementasyonuydu. Bunu da kendimize ait bir sınıf tasarımı dahilinde gerçekleştirmiş olduk. Şimdi ise enumerate ifadesi üzerinde duracağız. Bakın IEnumerable bir ifade olduğu zaman get enumerator garanti ediliyor. Dolayısıyla bu arayüzü kabul eden bir tip üzerinde siz for each ifadesini rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? Bu for each ifadesi, yani her defasında koleksiyondaki bir örneği seçen ifadenin implementasyonu konusunda çalışacağız. Dolayısıyla IEnumerator ifadesi üzerinde duracağız. Şimdi şu ifadeyi arkadaşlar açıklama satırına çevireceğiz ve şuradaki IEnumerate ifadesinin tasarımını gerçekleştireceğiz. Yani öyle bir tasarım yapacağız ki şu current, move next ve reset ifadelerini aslında biz kendimiz yazıyor olacağız. Temel esprisi işin bu olacak. Bununla ilgili çalışacağız. Peki yazalım o halde nasıl bir işlem yapacağız? Bu noktada şuraya gelip bir sınıf tasarımı yapalım. Şimdi arkadaşlar projemizin üzerindeyim. Geliyorum buraya, diyorum ki dur direkt bura üzerinden yazalım. Gerekli ifadeleri buradan türetelim. Ben bir ifade döneceğim. Return diyorum. Bu bir sınıf olacak. Ve biz buna array enumerator diyeceğiz. Yani dizi üzerindeki sıralamanın her defasında bir örnek çekme işleminin nasıl yapılacağını biz söyleyeceğiz. Ve bunun constructor'ın arkadaşlar hangi dizi için çalışıyor isek, örneğin inner list için çalışıyoruz, bu bilgiyi de biz göndermiş olacağız. Tabi array enumerator gibi bir ifademiz yok. Bakın bir nivleme işlemi yapıyoruz. Dolayısıyla bu ifadeyi, enumerator ifadesini bizim oluşturmamız lazım. Control nokta diyorum. Ve generate type diyorum arkadaşlar. Generate type oluşturacağım. Yeni bir dosyada array enumerator şeklinde bir ifade olacak. Bakın doğal olarak IEnumerator ifadesini ne yaptı? Kalıtımla almak istedi. Neden? Çünkü şu metoda dikkat ederseniz IEnumerator bir ifadeyi kapsıyor. Dolayısıyla şu sınıfın arkadaşlar bu kontratı kabul etmesi lazım ki herhangi bir hata olmadan dönüş yapabilsin. Peki IEnumerator ifadesini implement ettiğimde nelerle karşılaşıyorum? Move next, reset ve current ifadeleriyle karşılaşıyorum. Ben bu ifadeleri zaten biliyorum. Yani bu ifadelerle zaten daha önce de karşılaşmış durumdayım. Evet, dolayısıyla arkadaşlar bu yapıyı organize edeceğiz. Şimdi bizim constructor'ımız, dikkat edin array ifadesine, bir ne alıyor? Dizi alıyor. Buna uygun tasarımı gerçekleştireceğiz. Getor ifademizi kullanacağız burada, bakın. Getor diyeceğiz. Bizim bir constructor'ımız var. Bu constructor arkadaşlar bir integer dizisi alıyor. Buna herhangi bir şey diyebiliriz. Ve bu diziyi sınıf içerisinde kullanmak üzere bir inner list gibi ya da bir array gibi bir tanıma yine ihtiyacımız var. Ve private bir ifade bu. Get'i seti olmasa da olur. Sadece bu sınıf içerisinde kullanacağız. Private bir şekilde tanımlamış olalım. Inner list ifademize de geliyoruz arkadaşlar. Array'i parametre olarak veriyoruz. Yine dizi üzerindeki dolaşımı sağlayacak şekilde bir indise ihtiyacımız var. Bunu da index olarak belirteceğiz. Ve index'in arkadaşlar ilk değeri -1 olacak. Yani herhangi bir yeri işaret etmeyecek. Şimdi biri bizden bir eleman istiyor. Böyle bir elemanımız var mı yok mu? Buna neye göre karar vereceğiz? Tabii ki bir elemanın olup olmama durumuna dizi üzerindeki indise bağlı olarak karar vereceğiz. Yani bizim bir indis değerimiz olacak ve bu indis değerine bağlı olarak dizinin de limitlerini dikkate alarak arkadaşlar hareket edeceğiz. Şöyle bir şey demek istiyorum. Şu benim bu dizi gözüm şurada. Diyelim ki 4 elemanlı bir dizim var. 0'dan başlıyorum. 1, 2 ve 3'e kadar gidiyorum. Şimdi eğer indeks pozisyonum -1 ise ben daha henüz herhangi bir eleman almadım demektir. Bu elemanı 0 yapıp, indeksi 0 yapıp şu ilk elemanı dönebilirim. Bir sonraki adımda birinci elemanı, daha sonra 2 ve daha sonra 3 indisine sahip elemanı dönebilirim. 4'e geldiğim zaman artık elemanım kalmadı demektir. Yani şuradaki move next ifademi bu defa false yapmam gerekir. Buna bağlı olarak da bir reset işlemi gerçekleştirebilirim. Organizasyonu bu şekilde sağlayabilirim. Temel çıkış mantığım da bu yönde olacak. Peki
Bu doğrultuda indekslerimde -1 olarak ayarladım ve şimdi biri benden geliyor arkadaşlar, bir eleman istiyor. Move next diyor. Yani for each ifadesi çalışıyor, get enumerate ifadesi çalışıyor. Ben bir sonraki eleman var ya da yok, bunu nasıl söyleyeceğim? Nasıl söylemeliyim? Bunun üzerinde konuşacağız şimdi. Bunun için arkadaşlar indekse bakacağız. Diyeceğiz ki eğer indeks değeri eşit eşit -1 ise, yani hiç başlamamışız, herhangi bir eleman dolaşılmamış, yani bir sonraki eleman burada var demektir. Böyle anlıyoruz. Dolayısıyla indeks eşit 0 şeklinde bir tanım yapıyorum. İndeksi 0'dan başlatıyorum ve return true diyorum. Yani eleman var diyorum. Şimdi true ifademi kullandım ve artık birinci elemanı for each ifadesinde get enumerate çalıştı. Birinci elemanı döndüm. Move next ikinci elemanı istiyor. İkinci eleman var mı yok mu? Buna karar vermem lazım. Burada bir koşul ifadem olacak. Şimdi indeks değerinin 0 olduğunu biliyorum. Eğer indeks değeri küçükse neyden? Dizinin uzunluğundan. Inner list nokta length. Bu uzunluktan küçükse, hatta -1 de diyebiliriz buna. Çünkü arttırarak devam edeceğiz ilgili ifadeyi. Bu durumda indeks değerini 1 arttır diyebilirim. İndeks değerini 1 arttır. Yani 0'da 1 oldu. Birinci elemanı ver. Return true. Ne diyorum return true ifadesiyle beraber? Diyorum ki dönecek eleman var. Bunu neye göre karar verdim? Dizinin uzunluğuna göre karar verdim. Yani bir eleman daha gönderebilir durumdayım. Peki bu şart gerçekleşmiyor ise, yani artık dizi uzunluğuna kadar geldiysek, bu durumda arkadaşlar -1'e geri gidebiliriz. Else durumunda index eşit -1, yani resetleme pozisyonuna geri geliyorum. Eleman yok artık. Return false diyorum. Yani dizi sonuna gelinceye kadar sürü. Şu ifadeleri çok daha farklı şekillerde yazabilirsiniz. Dizinin alt is limitlerini belirli bir aralıkta, o aralığa bakarak yanıt verebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama mantığı anladınız. Mantık bize ne söylüyor? Hareket ederken, dizi üzerinde hareket ederken diyoruz ki eğer dizinin başındaysan 0. elemanı ver. Bu şekilde her defasında bir eleman verecek şekilde ilerle. Dizinin sonuna geldiysen, yani şuralarda türü şeklinde dönüş yapıyoruz. Çünkü bul bir ifade istiyor dönüş olarak. Dizin sonuna geldiysek artık bu durumda türü ifadesiyle dönüş yapamayız. Bu durumda da false dememiz gerekecek ve indekslerini tekrar başlangıç pozisyonuna çekmemiz gerekecek. Yapmamız gereken aslında bu. Evet, dolayısıyla move next'i implemente ettik. Sonra ne var? Yukarıda current ifademiz kalmış. Yani mevcut durum, üzerinde olduğumuz elemanı nasıl vereceğiz? Bu da inner list'in arkadaşlar index pozisyonuna bağlı olarak verilecek. Zaten bütün dolaşma işlemini buna bağlı olarak gerçekleştirdik. Ne kaldı? Reset kaldı. Reset durumu nedir? Başlangıç durumudur. Başlangıç durumunda da index değerimizin -1 olduğunu biliyoruz. Evet, bu durumda arkadaşlar bakın array ifadesi, şuradaki get enumerate ifadesi bizim kurguladığımız şekilde çalışacak ve aynen bir önceki örnekte olduğu gibi bizim istediğimiz şekilde 1, 3, 5, 7 üzerinde dolaşmış olacak. Hatta biz şöyle custom array'e bir eleman daha ekleyelim ki aradaki fark da gözükmüş olsun. Şimdi 1, 3, 5, 7 ilk örnek klasik diziden geliyor, geleneksel tanımdan geliyor. Şu da bizim tanımlamış olduğumuz enumerate ifadesinden geliyor arkadaşlar. Ben bir önceki dersin sonunu bağlarken ne demiştim? Öyle bir for each ifadesi yazalım ki sondan başlasın. Yani dizi sondan başlayarak dolaşılsın. Peki yani bunu tabii indislere bağlı olarak yapmıyoruz. For each ifadesinin o şekilde çalışmasını istiyoruz. Buradan bu mantıkla şurayı düzenlememiz gerekirse nasıl bir işlem yapmamız gerekir? Şöyle düşünelim. Şimdi İndeks değerini bu durumda nereden başlatırız arkadaşlar? Dizinin uzunluğu kadar söyleyebiliriz. Bakın dizinin mevcut uzunluğunda herhangi bir eleman yok. Böyle başlatıyorum. Yani başlangıç durumunda dizinin sonunu işaret edecek şekilde bir editleme yapıyorum burada. Biri benden bir eleman istedi. Bu durumda indeks eşit eşit dizinin uzunluğu ise diyorum. Inner list nokta length şeklinde bir tanım yapmış oluyorum. Dizinin uzunluğuysa İndeksi ne yapacağım arkadaşlar bu durumda? İndeksi bir tane azaltacağım ve return true deyip dönmüş olacağım. Dolayısıyla eğer elimde 5 elemanlı bir eleman varsa arkadaşlar, yani 5 elemandan oluşan bir dizi, son gözü 4 demektir bunun.
Burada yaptığım iş nedir? İşte o dördüncü göze gelmektir. Dördüncü gözde eleman var. Return true demiş olacağım. Şuraya geleceğim şimdi. Eğer bir sonraki eleman isteniyorsa benden. Eğer indeks değerim büyük, değil mi? Sıfır ise, yani henüz dizinin başına kadar gelmediysem, bu durumda indeks değerim ne yapabilirim arkadaşlar? Bir azaltabilirim. İndeks eksi eksi şeklinde dönüş yapabilirim. Diyelim ki birinci eleman, birinci gözdeyiz. İndeks bir büyük müdür sıfırdan? Evet. Böyle olduğu zaman indeks değerini arkadaşlar büyük eşit diyelim şuna. Sanki sıfırıncı elemanı almayacak gibi geldi. Birinci elemandan ne yaptık? Birinci elemanı birinci elemandayken dizinin başına doğru geldik. Yani indeks değeri artık sıfır. Sıfır büyük ya da eşit midir sıfıra? Evet. Bu defa bunu büyük desek sanki daha sağlıklı olacak. Şurada da arkadaşlar yine innerList.length diyelim. Yani küçük bir farklılık olabilir yazdığımız kodlarda. Şu kısımda tam kararsız kaldım. Onu çalıştırıp anlarız. Bu durumda da index.length'te geri getirmiş olacağız. Else durumunda koşul sağlanmadığı zaman. Reset ifademiz var. Bunu da yine şöyle index eşittir innerList.length şeklinde düzenlemiş olacağız. Yani buradaki mantığı bilmiyorum anlatabildim mi? Sondan başa doğru hareket etmesini sağlıyoruz. Uygulamayı şöyle bir çalıştıralım. Evet bakın uygulamamız çalıştı. For each ifadesi 9'dan başladı. 9, 7, 5, 3, 1 şeklinde gelmiş oldu bakın. Son elemandan başlayacak şekilde gelmiş oldu. Çünkü neden? Biz IEnumerate ifadesini bu yapıya göre organize etmiş olduk. Şimdi bura üzerinde son bir kez kavramsal olarak bir duralım. Ve sonrasında dersimizi bitirelim. Evet şimdi elimde bir dizi var arkadaşlar. Bakın dizinin organizasyonu şu şekilde. Şurada 1, şurada 3, şurada 5 ve şurada 7 değeri var. Ben bir IEnumerable ifade tanımı yapıyorum. Ve IEnumerable ifadesinin current şeklinde bir ifadeye sahip olduğunu biliyorum. Current arkadaşlar bizim içerideki inner list olarak ifade ettiğimiz indekse karşılık geliyor. Başlangıç durumunda şurası 0. göz, 1. göz, 2. göz ve 3. göz. Başlangıç durumunda ne yapıyorum ben arkadaşlar? Başlangıç durumunda diyorum ki indeksin değeri kaça eşit? Dizinin uzunluğuna eşit. Dizinin uzunluğu nedir arkadaşlar? 1, 2, 3, 4'tür. Başlangıçta dizinin uzunluğu 4. Bütün elemanları da bakın indisin değerlerine göre vermem gerekiyor. Ve indisin sıfırdan başladığı için indisleme mekanizması. İndis 4'te herhangi bir eleman yok. O halde ne diyorum? Eğer indis 4 ise sen indisin değerini 1 azalt 3 yap diyorum. Ve moveNext ifademi, şurada moveNext diye bizim bir ifademiz var. MoveNext ifademi buna göre düzenliyorum. Diyorum ki 3 ise ne yap? Sen true dön. 2 ise yine true dön. 1 ise yine true dön. 0 ise yine true dön. Ne zaman arkadaşlar? Artık 0'dan küçük bir elemana denk geldiğim zaman hemen ne yapıyorum? Resetleme mekanizmasını çağırıyorum ve indeksi yine eksi 4'e çekiyorum. Dolayısıyla reset ifademde yine indeksin değerini eksi 4 olarak belirlemiş oluyorum. Daha doğrusu eksi 4 demeyelim. İndeks her zaman pozitif. 4'e çekmemizin sebebi nedir? Dizinin uzunluğuna bağlı olarak. Yani 5 elemanlı olsaydı 5 olacaktı. InnerList.length değerine bağlı olarak bu işlemi yapıyorum. Dolayısıyla geliyor buraya diyor ki eleman var mı? Var true. Geliyor buraya eleman var mı? Var true. Ve current ifadesiyle her defasında o elemanı alabiliyoruz. Tekrar geldi. Tekrar geldi dizi başına. Şuraya artık arkadaşlar gelirken ne yapıyoruz? Hemen eksi 4'e geri çekiyoruz ve indisin pozisyonu yine başlangıç durumuna getirmiş oluyoruz. Kabaca çalışma mantığı bu şekilde ve bunu yaptığımız zaman arkadaşlar IEnumerator ifadesini implemente etmiş oluyoruz ve buna bağlı olarak da bir arayüzü, bir kontratı istediğimiz şekilde düzenliyoruz. Bu kontratı kullanmak üzere de ne yapıyoruz? GetEnumerator ifadesinde bunun bir örneğini oluşturup IEnumerator tipinde geri dönüş sağlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar bu dersimizde for each döngüsü nasıl çalışır sorusuna aslında bir anlamda yanıt verdik ve for each'in davranışına arkadaşlar doğrudan müdahale ettik. Yani biz
Bir dizi var elimizde. Başından sonuna doğru bunu for ile dolaşmanı istemiyoruz. Sondan başa doğru örneğin dolaşmanı istiyoruz. Her iki türlü de bunu gerçekleştirebileceğimizi görmüş olduk.